Merhaba arkadaşlar. Öncelikle e, videoda görüntüm olmadığı için özür dilerim. İnşallah bu videoyu daha sonra görüntülü bir şekilde tekrar anlatarak çekebilirim. Çünkü şu anda spontane bir şekilde bu deneyimimi sizlere anlatmak istedim. Konum ben çekim yasasıyla nasıl KPSS'de derece yaptım. Aslında bakarsak e, bu çekim yasasıyla inanılmaz şeyler elde ettim ruh eşimi elde ettim, başka şeyleri elde ettim ama şu anda sadece bunu anlatmak istiyorum. Belki diğerlerini anlattığım videolar da olur. Ama internette hep şunu aradım. Çekim yasasıyla insanlar ne elde ediyorlar? Yani istedim ki böyle elde ettiklerini anlatsınlar videoda ama bulduğum videoların çoğu çekim yasasının nasıl işlediğini anlatan videolar. Yani biraz da sanırım siz ne kazandınız bunu anlatmanız gerekiyor. O yüzden ben nasıl elde ettiğimi anlatmak istedim. Başlarsak öncelikle üniversiteden mezun olduktan sonra kendi bölümde kendi bölümümde atanmam gerekiyordu. Özel sektörde çalışmak benim için bir seçenek değildi. O zamanlar duyuyordum etraftan nasıl zor bir şey olduğunu. Notlarım kötüydü. Derslerim iyi değildi ama bir şekilde KPSS'yi kazanırım, geçerim ne bileyim. Üniversite sınavında falan bir yere yerleşmiştim. Bu da bir şekilde olur diye düşünüyordum. Üzerinde çok fazla düşünmedim ve üniversiteden mezun olur olmaz KPSS'ye girdim ve büyük bir şok yaşadım. Çünkü kazanamadım. <laughs> ve e, sınırda bir puan aldım. Yani atanabilirdim ama atansam bile hiç istemediğim bir yere atanacaktım. Yani belki bir köye atanacaktım. Köyün dağ başındaki hiçbir şekilde yaşayamayacağımı düşündüm. Elbette ki yaşayan idealist kişiler vardır. Ama ben kendi karakterime göre yaşayamayacağımı düşündüğüm yerler tutuyordu. Kesinlikle şok oldum. <laughs> Çünkü kazanmam gerekiyor diyenlerden yani bileyim ben hep kazanmıştım ve buna çok şaşırdım. Benim iki basamaklıydı sınavım. Tekrar girdim. İkincisinde olurdu umursamadım ve ikincisinde puanımı daha da düşürdüm. Sonuç olarak 0 0 bilmem kaç puanla gerçekten de atanamadım ve çok şükür atanamadım. <laughs> Ama bu benim için hayatımda büyük bir şok kaynağı oldu. Çünkü tembeldim ve daha önce hayatımdaki her şeyi çalışmadan elde etmiştim. Yani çalışmam gerekebileceği benim için zor bir seçenekti. Ailem zengin falan değil bu arada normal ortalama orta bir insan hayatı sürüyordum o sıralarda çekim yasasından falan haberim vardı ama uygulamıyordum. Daha sonrasında bu olay benim çekim yasasını doğru düzgün uygulamaya çalışmama sebep oldu çok şükür. O zaman e, sınav bittikten sonra ailem de e, bana gir çalış bir yere çünkü bir dahaki sene yapamazsın puanın düşük dedi. Öyle etrafımdan çok büyük bir destek görmedim açıkçası bir daha hazırlan falan diye. Kendimde de o ıı, azmi görmedim çünkü ben hiçbir zaman çok çalışmamıştım. Sonrasında özel sektörde çalışmak için işe girdim. Bir gün çalıştım sadece. Ve o bir gün boyunca başıma gelebilecek her kötü şey geldi. <laughs> yani muhtemelen... Iı, özel sektörün zorluklarını biliyoruz ve iyi yerler de vardır elbette ki. Ben kendi kafamda kötü olarak kodlamıştım. Ama bir insanın başına bir ayda, bir yılda gelebilecek her şey bir günde benim başıma geldi. Ve akşamında hayır dedim ben bu işten çıkıyorum, bu işi istemiyorum. Zaten çok düşük bir ücretle başlamıştım. Bir yandan sınava falan da hazırlanırım diye düşünüyordum. Ve oradan çıktım. Çalışmaya başladım. Nasıl yaptım bilmiyorum. Hayatın gerçekleri bir anda yüzüme vurdu sanırım. Ve gerçekten çalıştım. Ama yeterli değildi tabii ki. İnsanlar nasıl çalışıyorlardı mümkün değildi. O yüzden ben dedim çekim yasasını kullanacağım. Elimden gelen de bu. Ben bu kadar çalışabiliyorum. Elimden geleni de yapacağım. Ve kendime bir tane hedef koydum arkadaşlar. Kendime sahte bir sınav sonuç belgesi çıkardım. Photoshop yaptım. Ve oraya puan yazdım. 80 sıfır bilmem kaç diye bir puan yazdım. Ve arada ona baktım. Ben 80 alacağım. <laughs> Takmıştım yani. Mümkün değil. Çünkü denemelerimin hepsinde daha düşük puan alıyordum. Sınavdan önceki gün stresten kafayı yedim. Çünkü daha önce girmiştim ve kazanamamıştım. Daha önce girdiğimden aşırı fazla da çalışmamıştım yani bu yeni sınavda. Bunun üzerine sınavdan önceki gün Ece dedim şu an niye stres oluyorsun? Bak sınav sonuç belgem burada. Deyip son kez o sınav sonuç belgeme bakıp yattım. Ertesi gün sınava girdim. Sınavdaki soruları çözdüm. Çıktım ve iyi geçtiğini düşünmüyorken arkadaşlar yazdım. Puan aldım o sınavda. Yani attığım sorular falan tam bana o puanı getirecek şekilde tutmuştu. Şok oldum. Bir dakika ya dedim ne oluyor? Nasıl bu 80 oldu? Tam 80 küsuratı falan da çok yakındı yani. Ben hani 0.4 yazdıysam 0.6 falan almışımdır. O derece yakın nokta atışı bir şekilde sınav sonucum geldi. Bunun üzerine ben dedim ki bir saniye. Ben niye 80 yazdım ki? Madem tutuyor bu. O zaman ben de derece yaptığımı yazarım. Bunun üzerine bu arada Önceki sınavın ikinci aşamasına çok çalışmıştım ve e, ilk kazanamadığım sınavda bütün soruları yaptığımı, full çektiğimi düşünerek sınavdan çıktım. Çıktığımda soruların yarısı yanlıştı. Yine o yüzden çalışmaktan çok korkuyordum ama bu sefer gaza gelmiştim. Çünkü bir saniye ya dedim evren beni destekliyor. Yazdığım sonuç birebir tutuyor. Kendime yine sınav sonuç belgesi çıkarttım. Ama bu sefer altın rengi çıkarttım sanki hani böyle bir dereceyle kutlanıyormuş gibi. Üstüne de işte birinci yazdım ama onu yazarken ki e, kafa yapım hani derece yaptım, ilk yüze girdim diye bir şeyler kafamda düşünüyordum. Daha sonra sürekli buna baktım. Evet Ece dedim. Full veya full'e yakın yapıyorsun. Bak gördün mü sınav sonucun ortada. Gaza geldiğim için de çalıştım da tekrardan. Sınav günü geldi. Stresten kafayı yedim. Daha önceki ne de çalışmıştım ikinci aşamasını ama düşük yapmıştım sonuç olarak. <laughs> sınavdan çıktım. Sonuçları ellerim titreyerek kontrol ettim. Sonuç değildi hani böyle soruları yayınlıyorlar ya. Fule yakın yaptım. İnanamadım ya mümkün değillerim. Çünkü diğer sınavda her soruyu yaptığımı zannederken yarısını yapmıştım. Bu sınavdan çıktığımdan sorularından hiçbirinden emin değildim. Attıklarımın hepsi tutmuştu. <laughs> Attığımı da tam olarak söyleyemem. Çünkü burada hani şey demek istemiyorum. Ben hiç çalışmadım. Böyle bir sonuç geldi demek istemiyorum. Çalışmıştım da yani sabah gidip kütüphaneden akşam çıkıyordum. Gaza gelmiştim. O ilk sınav beni gaza getirmişti. Çünkü ona çalışmamıştım doğru düzgün. Çalışmıştım ama ilk sınava aynı şekilde çalışmama rağmen İlk sınavın ikinci aşamasına daha doğrusu. Düşük alırken bu sınavda full'e yakın yaptım ve e, şimdi tam olarak derecemi söylemeyeyim. İlk 50'nin içerisinde oldum. Derece yaptım. Kendi sınav sonuç belgeme çok yakın küsüratlarla bir sınav sonuç belgesi aldım. Daha sonrasında zaten böyle yukarılara baktım, evrene baktım ve dedim ki Teşekkür ederim. <laughs> daha sonrasında diğer çektiğim şeyleri de çekmek için gaza gelmiş oldum. Ee, bazılarını biraz daha yavaş çektim. Çünkü çok inancım yoktu sanırım. Veya hmm, tam olarak elde etmem gereken şeyleri hayal etmiyordum belki de. Ama sonuç olarak şu anda bu derece olayından da büyük şeyleri çekmiş birisi olarak onları da belki başka videolarda anlatırım. Çekim yasasına güvenim inanılmaz arttı. Bunda ben sadece şey mi yaptım? Sınav sonuç belgesi mi düzenledim? Böyle oturup hayal ettim mi diye sorarsanız. Yani şöyle yapıyordum. Sınav sonuç belgeme bakıyordum. Evet sonuç belgem zaten belli ama yine de çalışayım falan gibi düşünüyordum. Bir de daha sonrasında ufak bir not buldum. Küçük bir not kağıdına şey yazmışım. Ama böyle süslemişim falan böyle. İşte o sene girdiğim sınav Sonucuma çok teşekkür ederim. Sana çok minnettarım. Böyle kocaman bir kalp yapmışım ve o kağıtla yattığımı, uyuduğumu hayal ediyorum. <laughs> hayal ediyorum diyorum, hatırlıyorum. Öyle bir şey yapmıştım sanki ama net emin değilim. O kağıdı buldum daha sonrasında. Sadece bu iki şeyi yaptım. Böyle saatlerce oturup bence bir şeyin olması için yakarmak, hayal kurmak, inanılmaz bir direnç oluşturuyor veya olacak mı diye düşünmek. Bu yüzden kendinizi iyi hissettiğiniz bir an çok da düşünmeden zaten olacak ya kafasına girmek bence olayları olduran şey. Yani böyle meditasyonlar, ayinler, artık ritüeller falan yapmak ıı, dileğinizin, isteğinizin olmasının önünde inanılmaz bir engel oluşturuyor. İnanılmaz bir beklentiye giriyorsunuz çünkü emek harcamışsınız ve emeğinizin karşılığını istiyorsunuz haklı olarak. O yüzden çok fazla emek harcamadan, çok fazla zorlamadan, olacağına inanarak ama e, olmazsa da elimden gelen budur diyerek çekim yapmak bence en güzeli. Deneyimledim, gördüm. Bu e, derece olayın üzerinden yıllar geçti. Başka olayları da deneyimledim. Benim e, anlatmak istediğim budur. Şimdi bunu bir videoya dönüştürüp sizinle paylaşacağım. Hiç izlenir mi bilmiyorum. Eğer Biraz izlenirse diğerlerini de anlatırım muhtemelen. Kendinize iyi bakın. Eğer gerçekten de diğer şeyleri anlatmamı istiyorsanız abone olabilirsiniz belki. Eğer birisi beni şu an dinliyorsa. İyi günler, iyi akşamlar.